Bu çok garip bir insan. Arifiye'de ana bakım fabrikası, fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı, silahlı kuvvetlerimiz için çeşitli paletli araçlar, dürbünler ve optik malzemeler üreten önemli bir tesis. Savunma sanayimizin birikiminde önemli yeri olan bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla gerçekleştirmeye kalktığımızda böyle bir fabrikayı, değerli kardeşlerim, en az buraya yapılacak yatırım için 50 milyon dolar gerekiyor. Mal mıyım? Biz burada çok daha farklı bir adım attık. Bizim yüksek teknolojiye ve hızlı iş üretme süreçlerine geçmeye hemen ihtiyacımız var. Bunun için Arifiye'deki ana bakım fabrikasının işletmesini, gereken yatırımları da yapmak, modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak üzere, değerli kardeşlerim, BMC'nin biliyorsunuz %50-50 Katar'la orada ortaklığımız var. Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye, yani Katar Türk İşbirliği olan BMC'ye devredildi. 25 yıl. Bay Kemal ne diyor? Sattılar mı? Ya satılan birisi varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun? Burada kesinlikle bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey, ispatla. Ben her şeyi bırakmaya varım. Ama sen siyasetten çekinmeye var mısın? Çünkü dürüst değilsin. Yalancısın. Akşam yalan, sabah yalan. Manada sınıra bir şey tutturdun. Mahkemede 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi yardım kararını bekliyoruz. Onlar da bir yardım sandığı kurdular. Bay Kemal için milletvekilleri 5'er bin lira veriyor. Ben de inşallah yargı onayı geldiği zaman bu 2,5 milyonu Mehmetçi'ye yardım vakfımız var. Oraya vereceğim. Şimdi bu fabrikanın arazisi, taşınmazları, tezgahları, ekipmanları, her şey devlete ait olarak kalacak. Sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıl. Burada çalışan işçilerimiz de hiçbir hak kaybı yaşamadan üretimine devam ediyor. Zaten burada yapılacak modernizasyonlar ve üretim artışı sonucunda ister istemez ilave istihdama da ihtiyaç duyacak. Böylece hem Türk savunma sanayi hem de Sakarya'nın savunma sanayimizdeki yeri daha da güçlendirecek.